direktörü konuşmuş olduk. Evet. Evet sevgili abicim, Kusura bakmayın. buluşabildik. Kusura İstirham bakmayın. ediyorum. İstirham Vallahi ediyorum. çok Olur özür mu? dilerim. Bizim fabrikada bir odaya gitmiştim. Orada internet zayıfmış. Başka bir şey geçtim. Şimdi ancak oldu. Kusura bakmayın. İstirham ediyorum değerli abicim. Biz de sizin yoğun trafiğiniz arasında, yoğunluğunuz içinde bize vakit ayırdığınızı ve Estağfurullah. ayırmak için Estağfurullah. lütfettiğinizden Rica bahsediyorduk. ederim. Bir de geçmiş konuşmalarımızı, geçmiş söyleşilerimizi özetliyorduk. Hoş geldiniz Hoş sevgili bulduk. abicim. Çok teşekkür ederim Nasılsınız davet efendim? ettiğiniz için. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. İstirham ediyorum. Ben hemen vakti iyi kullanmak adına küçük bir sualle başlayayım Buyurun, izninizle. buyurun, Tahsin buyurun, abi, biz buyurun. size ne diye hitap etmemi uygun görürsünüz? Sektörün abisisiniz ama bir sürü, çok şükür hamdolsun, STK'ların Evet. başkanlığınız var. Size Evet. başkanım mı diyeyim, Tahsin Bey mi diyeyim? Nasıl uygun görürseniz öyle hitap edeyim. Abi derseniz de herkes her şeye Ne uyar. kadar güzel. Tamam. Gerçi Biz sizin bundan... yaşınız bana abi demekle bilmiyorum. Ben 1954 doğumluyum. Ben de 59 doğumluyum. O zaman Abim, diyebiliriz. abimsiniz. Bir Tamam kere her diyelim. şeyden öte sektör abisisiniz. Sağ olun. Bu Sağ olun. sektörün duayenisiniz. Sağ olun. Teşekkür Öncelikle ederim. ben hem şahsınıza hem tüm katılımcılarımızın huzurunda bu kadar yoğun mesainiz içinde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. Rica sizi ederim. Tahsin abi olarak biliyoruz. Sektörün Evet. duayenisiniz. Aynı zamanda da hiçbir zaman rekabet söz konusu olmadan büyük özveriyle çalıştığınızı biliyoruz efendim. Bu Evet. bakımdan çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar Sağ olun. Tahsin Sağ abicim. olun. Sağ olun. Şimdi Tahsin abicim, bizim şöyle bir tabii biraz da hocalık olunca sorular hazırladık. Biraz hazırlık Öyle mi? yaptık izninizle. Eyvallah. Önce bir sizi çok kısaca bir tanısak. Herkes tanıyor ama kalıcı olması açısından birkaç Peki. cümlenize. Tahsin Öztürk Evet. kimdir diye bir geleneksel sualle başlayayım efendim. Tamam. Valla Tahsin Öztürk, biraz evvel doğum tarihimi söyledim. 1954 İstanbul Şehzadebaşı doğumlu. Evet İstanbul'un efendim. önemli semtlerinden birisi. İlk zamanlarının semtleri. Yani Evet, tabii evet. şehirler zaman içinde farklı farklı noktalarda yükseliyor ama İstanbul'un böyle şimdi direkler arası dedikleri değişim Evet. semtinde Evet doğmayım. efendim. Hayatımızın başlangıcı orada. Hayatımızın iş hayatı başlangıcı da yaklaşık olarak orada. Babam da Evet. 1950'li yıllarda Türk İstanbul'a gelmiş. Gerede'den Bolu'dan. Ve Evet de efendim. Aksaray'a yerleşmiş. Aksaray'dan sonra Süleymaniye'ye yerleşmiş. Bizim iş yerimizde, babamın iş yeri de Bakırcılar Çarşısı'nda. Yani Şehzadebaşı ile Bakırcılar Ha. Çarşısı 300-500 metre arası aşağı yukarı. Evet. Evet Yani efendim. dükkanımızla evimizin arası çok yakındı. Ben Vezinciler İlkokulu'nda okudum. Yani dolayısıyla akşam ya da öğlenleri şeye gitmek, dükkana gitmek çok da kolaydı. Evet. Oralarda işin içerisinde babamızın yanında büyüdük. Biz üç babam, ondan sonra rahmetli Aydoğan abim, sonra Yusuf abim şu anda ve ben zaman içerisinde Aydoğan babamın, abimin, abilerimin başlangıcıyla ben de devamında iş hayatına katılarak Evet Öztürk efendim. firmasını bugünlere hep beraber getirdik. Tabii onların emekleri çok fazla. Onların bize Tabii verdikleri ki. referans çok Tabii ki. fazla. Babamın bize verdiği güven çok fazla. Ne güzel. Bu sektörün içerisinde doğdum. Bu sektörün içerisinde de büyüdüm. Bu sektörün içerisinde de şimdi evlatlarımız yetişiyor. Bu Ne sektörün güzel. içerisinde yine bizim firmamızdan yetişen elemanlarımızın yarattığı, yaşattığı işler ve firmalar var. Onlarla da gurur duyuyoruz. Ama tabii topyekun baktığımızda bu sektör dünyaya hizmet ediyor. Onunla da ayrıca bir gurur duyuyoruz hep Ne beraber. kadar güzel. Şu Tabii ki anda efendim. fabrikadayım. Bir 5 dakika evvel ayrıldım. Bir Afrika'daki bir projenin alıcıları fabrikayı görmek istediler. Bugün de çalışmıyoruz ama ben dedim ben gelirim gösteririm size. Birazcık Mesai nasıl yok onun için. yapıyorum. Evet mesai bugün Size de yok mesai demek. yok. Yani mesai sınırı yok. Bizde Onun için mesai Tahsin sınırı yok. Öztürk. Evet. Hayatımızda hiç mesai sınırı olmadı Evet. dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman diliminde. Ne zaman iş varsa biz orada olduk. Yani ben bu kadarlık kısmını söyleyeyim. Tabii bu zaman içerisinde çok şeyler sığdı. Sorarsanız yani nerede okudunuz, ne yaptınız, hangi şeyler Onlarla yaptınız. ilgili Onlar da sorularım var ayrı. efendim. Onlar ayrı soru olarak diye bekliyorum herhalde. Var er, var tabii ki. Üç tane çocuğum var. İki tane oğlum, bir kızım var. 5 tane torunum var. Maşallah, Dolayısıyla hayatımın maşallah. şu anda güzel günlerini yaşıyorum. Ne güzel. Dedeyim, babayım. Şeylerle iç Dede içeyim. olmak bir ayrıcalık değil mi Tahsin Evet, abi? evet, evet. Dede Dedeyim, olmak bir çok
Ayrıcalık. Benim de üç torunum var. O dede güzelliğini yaşıyoruz hamdolsun. Evet, çok güzel ama Evet. çok zor bir iş. Yani onlarla beraber olmak, onları mutlu edebilmek için düşünmek, Evet. onlarla onların Evet. şeyine inmek, onların ayarına inmek Evet. falan. Ama çok keyifli bir iş tabii. Herkes Çok keyifli bir unutuyorlar iş. yani. Dün akşam bir grup ile Evet. beraberdik. Ne Farklı güzel. dinlerde, farklı gruplarla beraber oluyoruz. Buyurun. Evet. Tahsin abi, şimdi sizin firmaya geçmeden önce, madem özel hayatınızla ilgili bir küçük, biz tabii sizi gıyaben tanıyoruz, takip ediyoruz. Sizin çok güzel bir anekdotunuz var hayatınızda. Siz 43 yıl sonra Yıldız Teknik Üniversitesi makine bölümünden, makine Evet. fakültesinde mezuniyetiniz var. Evet. Ve torununuz ile bir diploma alma hikayeniz var. Var vallahi keşke Bu tab resimleri gösterseydim. evet, biz yani ve bu bunu biz not almışım. Gerçekten 43 yıl sonra torununuzla olan bir diploma merasiminiz var. Basında da yer aldı. Ya Aldı, evet. bu gerçekten çok güzel bir azim örneği diye tanımlamak istiyorum. Bu konuda Evet, neler söylemek istersiniz? bu tabii bence bir örnek olsun diye de söylüyorum. Tabii Böbürlenmek ki, adına tabii da ki. söylemiyorum. Yani ben 1974-75'li yıllarda Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirmiştim. 73'lü yıllarda. Daha sonra Yıldız Teknik yani şeye girdik, üniversite imtihanına gittik. O zaman sanat okullarının ayrıcalığı da yoktu. Bizim puanlarımız Evet. biraz daha fazla almamız gerekiyordu üniversiteye girmek için. Birinci sene kazanamadım ben üniversiteyi. İmtihana girdim, Evet. kazanamadım. O zaman Bakırcılar Çarşısı'ndaydı dükkanımız. İşte çalışıyorduk hep beraber. Abimler yardım ediyordum ben o zaman. Sultanahmet Sanat Enstitüsü mezunuyum kalıp bölümünden. Kazanamayınca ne yapacağız? İşte abim rahmetli abim dedi ki sen git Almanca öğren. Şey yap, bu seneyi öyle geçir. Almanya'ya gittim. Almanca öğrenmek için o da Goethe Enstitüsü'ne kayboldu ama o işi de çok zor geldi bana. Hakikaten orada öğrenmek de zordu. Sonra o zaman diliminde orada abimin bir arkadaşının yanında bir export import firmasında o zamanlar permi işi vardı. Permiyle araba geliyordu. Permiyle eşya Evet. geliyordu ülkeler. Onlara yardım eden bir şeyde çalıştım. İşte permisi olanların arabalarına şoförlük yapıp haftada bir kere Almanya İstanbul yaparak biraz para kazandım. Biraz liseden Almancam vardı. Orada çalışan işçilerin, Türk işçilerin Almancaları çok zayıftı. Yani bu hikaye çok uzun ama ben kısa kısa anlatıyorum. Bayağı şeyi var, Estağfurullah. detayları var. Onların Evet. meyve Bizim de çok kağıtları sorularımız meyve var. Evet. kağıtları var. Vergi iadesi kağıtları. Onları doldurmakta çok zorlanıyorlardı işçilerimiz. Ben orada önce Münih'te sonra Köln'de bir başka abimin yanına, başka bir arkadaşımızın yanına gittik. Onun yanında bu müşteri kağıtlarını vergi iadesi doldurarak bayağı para kazandım. Kağıt başı 10 mark, 5 mark, işte vergi miktarı, işte ona hesaplamak falan yardımcı oldum. O bir sene içerisinde o arkadaşın dükkanının üzerinde bir ufak muayenehane açtık, doktor getirdik İstanbul'dan. Çünkü hakikaten o kadar farklı ki işçilerimiz başının ağrıdığını bile anlatamıyorlar. Yani hastalıklarını anlatamıyorlar. Bir Türk doktora ihtiyaç vardı. Böyle bir sene geçirdim çok aktif Almanya'da. Geldim İstanbul'a işte imtihan tekrar üniversite imtihanına girdik. Önümde bir ufak tefek bir arkadaş düştü. Ben kalemi alıp gittim yani hiç ders çalışmadım. Hiç bitmişti. Aldık bir kalem kağıt gittik imtihana. O Evet. arkadaş maşallah çok çalışmış. Bana yardımcı oldu. Yıldız Fakültesini ikincilikle kazandım o dönemde. Gece Ay bölümünde. maşallah, Geldik maşallah. Almanya'dan İstanbul'a. Ama sizler hatırlarsınız o zamanlar, o zaman üniversite dönemimizde Türkiye Tabii. hakikaten siyasi açıdan çok farklı bir dönem geçiriyordu. O Sağcılar, dönemleri yaşayan solcular. bilir abi. Evet, Yaşamayanlar bilmez. yani Görmesinler, bilmesinler de zaten. bilmesinler, hiç hissetmesinler inşallah hiçbir zaman. Evet. Okulda okulun bir katı başka bir politikanın, bir katı başka bir, hatta bir katın yarısı başka bir politikanın, yarısı diğer politikanın sahip olduğu günlerdi. Sıra arkadaşlarımız duraklarda tarandılar, şey oldular, Yolun öldürüldüler. sağ Yani birisinin, solu birisinin. evet, kimin ne yaptığı belli değil, nereye kime ne diyeceğinizi bilemedik. Okulda böyle bir kaos vardı. Bir sene devam ettim, bir sene sonra okulu bıraktık. Yani şey yapmak zorunda kaldık. Evet. Yani hayat Evet. Şartlar şeydi. diyoruz. Şartlar oydu. Ve de işimize döndük. O zamanlarda da abilerimin aldığı bir Irak işi vardı. O işe konsantre olduk. Irak'a gittik her falan derken bir şekilde işe başlamış olduk. Ama üniversite benim aklımda kaldı. Yani işin sorunun aslında başı o.
Daha sonra işte biliyorsunuz şu anda yaklaşık 1500 kişi çalıştırıyoruz iş yerimizde. Evet, Birçok evet. mühendis arkadaşımız var, onlarca, 20'lerce, 30'larca. Ama benim bir sürü arkadaşım mühendis oldu, ben değildim. Bir arkadaşım bana ısrarla, ya şu aflar çıkıyor, sen şu aflara müracaat et, şöyle yap, böyle yap dediler. Ben bir afın birine girdim. Hakikaten 4 senede işten izin alarak, bütün imtihanlara girerek, hatta notlarım, defterlerim böyle şey gibi yani bir sürü. Onları ama kaybetmezsiniz. O büyük Kaybetmiyorum. hatıra değil mi abi? Hepsi Evet. kağıtlarda duruyor. Yani Evet. bir öğrenci ne yaptıysa okul süresince aynı şartlarda ben de gittim. Gitmem gerektiği kadar gittim. İşimden dolayı, bulunduğum pozisyonlardan dolayı yani destek alacak durumda bile olamıyordum. Destek verecekler korkuyorlardı. Bir gün bir şey olur buna destek. Ya aynen böyle bir şeyde Doğru. kaldı. Her ikilemde kaldı. Ben de Doğru, yani tahmin normal ediyorum. vatandaş da olamadım orada. Bütün şeyimden bitirdim yani üniversiteyi ama çok da iyi oldu. Çok genç arkadaşım var şimdi. Çok üniversite Evet. arkadaşım var. Onlarla işbirliği Evet. yapıyoruz. Çalışanlarımız var yanımızda. İşlere soktuklarım var. Orada bazı eksiklikleri tespit ettim. O zaman diliminde gençlerin stajla ilgili önemli sorunları olduğunu tespit ettim. Şu anda stajın mecburi olması ile ilgili yani devlet bize doktor, işte özürlü, hükümlü gibi çalıştırma şartları koyuyor ya 3-5 şudur gibi. Evet, Bir efendim. yüzde de muhakkak staj yaptırtma mecburiyetimiz olsun istiyorum ben sanayiciler olarak. Çok Çünkü güzel, gençler tabii. ancak bu ortam içerisinde kendine bir yer bulabiliyorlar ve faydalanabiliyorlar diye. Yani güzel bir dönem geçti. Hakikaten torunlarım da geldi üniversite diploma Evet. töreni. Beraber bir şey oldu. İyi bir şey. Diplomayı al, çok güzel. Diplomanızı alın, işiniz hazır diye espriler yapıldı diye bilgiler geldi bize. Doğru Neler mu var? efendim? Ya çocuklar soru soruyorlardı bana. Abi siz üniversite bitirince maaşınız mı artacak, ne olacak filan diye. Evet. Yani başka hedef vardı. Onu söylüyordum ben onlara. Şimdi söylersem siyasi olur. Yani Estağfurullah. üniversite bitirmek, üniversite mezunu olanların edineceği üst düzey meslekler var. O hedefi koyun arkadaşlar diyordum. Yani üniversite mezunu olacak en üst düzey hedef neyse onu yapın. Onun için dedim. Abi zaten şimdi üniversite deyince ben de hani malumunuz Evet. üniversitede 25 Evet. yılını geçirmiş hasbelkader alanımla ilgili bir akademik kimliği olan bir kişiyim acizane. Şimdi sizin Biliyorum, üniversite biliyorum. sağ olun efendim. Üniversiteyle ilgili bunu okuyunca ki çok eskiden biliyordum zaten. Beni çok etkilemiştir. Onun için mutlaka Tahsin Bey'le bir sohbet edersek bunu soracağım, anımsatacağım diye not almıştım efendim. İyi Bu yaptın. bakımdan siz büyük bir azim örneğisiniz. Ben efendim çok haklısınız. Zaman zaman öğrencilerime her zaman şunu söylerim. Üniversiteyi bitirmiş olmak, meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. Üniversiteyi bitirmiş olmak, yüksek lisansı yapmak, doktorayı yapmak uzmanlık anlamında bir adımdır. Onun için bunun çok önemi var diye düşünüyorum. Buradan hemen ben sizin yine şirketiniz ve şahsınızla alakalı bir noktaya gelmek istiyorum. Tabii aile şirketi özelliğinizden bahsettiniz Evet. efendim. Tabii şirketinizle ilgili notlarım da var. 1958'de başlayan bir serüveniniz var. Tabii siz aslında bu hareketinizde bizim bir tabirimiz var ya efendim malumunuz alaylı ve mektepli diye. Bu alaylı ve mektepli ayrımı genellikle böyle bir sanki ayrılmış gibi algılanır. Tabii öyle değil esas itibariyle. Siz aslında alaylı ve mektepliyi birlikte götürerek bir konsümet Evet. yarattınız. Doğru bir O tespit. bakımdan da bir özelliğiniz var diye düşünüyorum. Yani ne alaylıdan geldiniz, mektepli de başlamıştınız, alaylı oldunuz, tekrar mektepli getirdiniz, bir yapı ortaya koydunuz, örnek yapı oluşturdunuz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit. Yani bu benim aklıma bu şekilde sunmak gelmezdi. Doğru söylediniz. Ben Evet. hayatımın ilk bölümünü mektepli, orta bölümünü, çok kısa bölümünü alaylı Alaylı. boş geçen. Sonra tekrar uzun bir bölümünü alaylı. Sonra son bölümünü Evet. tekrar mektepli Evet. geçiren bir hayat Evet. çizgisim oldu. Evet. Kadın mıyım? Dolayısıyla bütün Şimdi hepsini efendim görmüş oldum. görmüş oldunuz. Şimdi ben tabii bana en çok sorulan sual ya 25 sene üniversite hocalıktan işte profesörlükten ne işiniz var bu sektörde? Suali çok soruluyor. Çok tabii uzun cevapları var ama özetle şunu çok söylerim. Bu bir yetişme tarzı Tahsin abi. Ben zemin zatenizle ifade ettiniz. Çocuklukta annem bana derdi ki rahmetli ya oğlum hiç sokağa çıkıp oynamıyorsun yani hiç mi oyun bilmezsin derdi.
Ben hiç sokak oynamayı bilmem. Okul, ev ve dükkan vardı. Bizim de babadan gelen manifaturacı ve manifatura mobilya işimiz vardı bizim. Ben küçükken babamdan öyle bir ticari Nerede? yapı Hangi vardı. şehirde? Çorum'da. Çorum Alaca. Çok iyi. Evet, Çorum Alaca bizim memleketimiz. Uzun yıllar, yani ben çocukken biz öyle büyüdük. Okuldan dükkana gelirdik, dükkandan eve giderdik. Başka bir şey bilmezdik, yani başka bir şeyimiz yoktu. Vallahi bizim de hayatımız öyle geçti. Yani Evet. okuldan akşam şeye dükkana, babamdan beraber Evet. akşam eve falan gibi böyle özel bir durum oldu yani. Aslında bu abi şu görüyor, benim üniversite hayatımda da hiçbir zaman rutin bir hocalık yapmadım. 8 saat ders yapardım, kürsüde oturduğum vaki değildi. Ve ben başka şeyler de götürüyordum. Yani yapı itibariyle şimdi öğrencilerime veya üniversitede de statik bir öğretim üyelerinden ziyade halkla, sanayiyle. Mesela Kayseri'de üniversite sanayi işbirliğini ilk hayata geçiren benim, acizane. Benim görevim Kayseri Çok İlahiyat önemli. Fakültesi'nde 25 yılım geçti. Ya yani üniversite sanayi birlikte yürümesi lazım diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım. Asıl sizinle ilgili konularımı çok yapmadım. Estağfurullah, ama Vaktimiz hızlı eşleşiyor. geçelim. Düşüncelerimiz Evet. Yani çünkü dünyada üniversiteler yanlış algılanıyor. Üniversite bilim yapar, kağıdı alır, al kardeşim. Hayır, Önceden hayır, kapı hayır. kapalıydı, şimdi bilgisayar çıktı. Ekranın arkasında kuru kuruya bilim yapar. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet, Bu çok aynen öyle. çok tehlikeli bir şey ve bunun için ülkemizde üniversiteler son yıllarda daha pratik hale gelmeye çalışıyor ki bu da bu işin önemi diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen bir de şirketinizle alakalı zaten bir de küçük bir anekdot. Öztürk ismini sorsam acaba ayrı de mi geliyor? Aileden geliyor. Yani Mesela. babamın Doğru. dedemin koyduğu Östriyakiler. Östriyaki. Östriyakiler işte plural dediğimiz çoğul, Öyle üç gelmiş kardeş. oldu. Öyle devam ediyor. Evet. Şimdi fakat Östriyakiler tabii şey bir isim, bir aile ismi. Bunun zaman zaman bu tartışılır markalaşma sürecinde aile isimleri Evet. olmalı mı olmamalı mı, ayrı bir isim olmalı diye. Ama biz bugüne kadar bir zararını görmedik. Tabii Yo, bu gayet de güzel. sorumluluk isteyen bir iş. Aile yaşantısı, ailenin yaşadıkları, ailedekilerin yaptıkları, yaşattıkları markayı yukarıda çıkarabilir, yanlış yerlere de götürebilir. Bu hepimizin üzerinde önemli bir baskı olarak durması gerekir diye de söylüyorum. Yani Evet, doğru. aile soyadını kullananların onu çok dikkatli kullanması lazım. Çünkü bir taraftan da hayatınızın markası. Çift kat sorumluluk alıyorsunuz. Tabii ki. İkisine de iyi O, taşımak lazım. İkisini de evet. iyi taşımak lazım. Ama şimdi biz yurt dışında zor oluyor diye Österreichler'in yerine Ostia adını kullanıyoruz. Evet. Sizin yurt dışı Ostia şeyiniz adını da biz Osti. koymadık. Ostia adını da bizimle çalışan firmaların çalışanları koydu açıkçası. Çünkü bütün yazılarında Osti, Osti, Osti diye geçiyorlardı. Hani Östriyak'ta bir uzun uzun Evet, yazılar. evet, evet. İsim oradan çıkmış oldu yani. Bazen öyle kısaltma oluyor. Bizim de firma Evet. ismimiz Gastroinox. Gastro diyorlar, gidiyor Öyle gider. burada. Evet, uzun yazmalar. Öyle gidiyor. Doğru. Tahsin abi ben vakitimizi çok güzel sohbetle hızlı geçiyor ama sorularımı atlamak istemiyorum. Şirketinizin 19-12-2019'da Japon Hoshizaki ile bir ortaklığı söz konusu. Ben bunu notlarımı aldığımda 1947 kuruluşlu Hoshizaki, 1958 kuruluşlu Öztürk, çok geniş bir yapı. İşte Hoshizaki 51 şirketi bünyesinde bulunduran 2,44 milyarlık cirosu olan bir şirket. Bu yapılanmayı, çünkü bakıyorum önemli bir tecrübeli iki yapı bir araya gelmiş durumda. Evet. Ben bunu notumu öyle almışım. Çok güzel bir yabancı sermayenin Türkiye ile birleştirilmesi bir adım olarak şahsım adına Kesinlikle. değerlendirirken bunu bir İpek yolu atılımı gibi not almışım. Bilmem siz katılır mısınız? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla doğrudur. İpek yolu tabii ki doğudan batıya giden yol. Ben Batıdan da öyle bir doğuya not giden yol. yazmışım. Karşılıklı. Evet, Evet. bahsettiğiniz hepsi doğru. Japon firması hakikaten çok güçlü. Dünyanın çok ülkesinde fabrikası ve satış ağları olan önemli üretimlerde. Başında da çok önemli bir şey var, kişi var. O da çok eski bir sanayici. Sanki aile dostu gibi olduk zaten. Çok hızlı gelişti. Ve şimdi bu iki tane tecrübenin sinerjisini yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Yani büyüyecek. Dünyada onlara bir takım ürünler yapıyoruz. Başlar başlamaz. Daha yeni ürünler, bizim yaptığımız yenilikleri onlara empoze ediyoruz ki ondan da çok
hoşuna gidiyor. Çok hızlı hareket edebilen, çok Gayet hızlı güzel. cevap verebilen bir şeyiz. Ama İpek Yolu lafı doğru. Yani ben Türkiye'den başka firmalarımızın da dünyadan bir takım firmalarla eşleşmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü biz artık bu sektörde belli bir yere geldik. Tecrübeli firmalarımız oldu. Yani biz 60 senedir varız. Ama daha biraz bakarsak bizden sonraki operasyona baktığımızda 40 yıllıklar var, 20 yıllıklar var, Evet, 10 evet, yıllıklar evet. var. Ama epeyce bir tecrübe birikimi oldu. Dünyada biz açıkçası doğunun sinir uçlarıyız. Yani doğudaki Evet. büyük firmaların Avrupa'ya, Afrika'ya açılımlarında, Orta Doğu'ya açılımlarında biz onlardan daha hızlı hareket edebilecek, daha ince detayları kabul ettirebilecek firmalarız. Yani biz Afrika'daki müşterimizin çocuğunun da adını biliyoruz. İşte Almanya'daki müşterimizin hanımının adını, kızının adını, ne problem var, hastalık geçirdi mi o sene, ne oldu, işte ne problem, yani ilişkileri sıcak tutan bir milletiz, millet olarak. Dolayısıyla biz Evet. pazarın içerisindeyiz. Onlar öyle değil. Çok profesyonelce baktıkları için bazen onların kaçırdıkları olabiliyor. Gerçi hangisi Evet. doğru tartışılır. Onlar daha öndeler ama biz de Bunlar inşallah tartışılabilir. biz de inşallah bir gün oralara varabiliriz. Evet, böyle bir Çok şeyimiz var. çok doğru. Tahsin abi zaten büyük sosyologların tespitleri boşa bir tespit değil. İbn Haldun'un Doğu toplumunun karakteristiklerini, medeni toplumun karakteristiklerini ortaya koyduğu bir yapı var. Biz Doğu toplumu özelliğini taşıyoruz. Benim bir Çin seyahatim olmuştu. Çok bir dakika da vaktinizi almadan orada bizi bir konferansa davet etmişlerdi ve Ticaret Odası ve Shanyang bölgesinin valisiyle birlikte bir konferansa katılmıştık. Orada ben şunu ifade ettim kendilerine. Biz aynı toplumun, Doğu toplumunun karakterini taşıyoruz. Bırakalım Evet. Avrupa kendi haline gidiyor zaten. Evet. Ben oraya hem Türkiye hem Rusya adına katılmıştım. Yani Türk müteşebbis ama Rusya'da iş yapan birisi olarak Türkiye, Rusya ve Çin üçleminde ticaret diye bir yapı konuşulmuştu. Belediye başkanı kalktı dedi ki ya beyefendi dedi çok farklı bir bakış getirdiniz. O bakımdan istirham ediyoruz. Bize bunları yazılı iletin. Hakikaten önemli bir yapı dedi. Yani Türkiye, Rusya, Çin bu bağlamda bizim yapımızı götürmemiz lazım diye bir nokta getirdi. Şimdi Japonya ile olan bu birliktelik de aslında bu yapının getirdiği bir özellik, kültür paylaşımı var aslında. Japonya'yı bir batılı görmek doğru değil diye düşünüyorum Kesinlikle efendim. değil. İnanılmaz bizler yani, inanılmaz. Yani çok basit Bizler şeylerden aynı. bahsedeceğim. Tuvalet kültürleri Evet. bizimle aynı. Tuvalette giydikleri Evet. terlik tipi bizim. Yani takunya giyiyorlar. Evet, Alaturka evet, evet. tuvalet kullanıyorlar. Evlerine Gitti. geldiklerinde kapıda ayakkabılarını Evet. çıkartıp terlik giyiyorlar. Yani Yani aynı o kadar çok kültür. şeyler Ortak var ki kültür. ve Tabii, biz tabii. gidince şaşırmıştık. İş yerlerine dahi Evet. ofisine geliyor adam kapıda ayakkabısını çıkartıp terlikle giriyor iş yerine. Yani böyle bir hijyen Yapıları standartımız, var. yapıları var. O da güzel. O da güzel. Evet, vakit olsun da bütün bunları çok değerli de Evet, ben konuşsak tabii ama tabii yarım saatimizi olsun. bitirdik hem de Öyle sizin mi? Tamam, vaktiniz çabuk var. geçmiş. Şimdi benim esas ikinci bölüme geçmek istiyorum. Burada çok konuşacağımız vardı ama üçüncü bölüm daha önemli. Ülkemizin dış dünyayı ben şöyle arz edeyim efendim. İkinci bölümde STK'ları, üçüncü bölümde ülkemizin dış dünya ilişkilerini ve dördüncü bölümde de sektörü konuşmak istemiştim ama hemen ikinci bölüme kısaca Hızlı geçeyim. hızlı hızlı geçiririm, merak etme, anlatma. Hızlı geçelim. Efendim şimdi STK'lar var. Sizin de maşallah yazana kadar 6 tane STK yazabildim görev olarak. Belki bilmediğim daha da vardır. Eyvallah, Ama işte ben birçoğunun başlangıcında olduğumuz. evet ne güzel. Şimdi efendim tabii STK'lar demin bir şey ifade edildi. Aile ismini taşımak iki türlü sorumluluk getiriyor. Ama STK'da görev almak İki değil, belki de birkaç kat sorumluluk getiriyor. Bir Tahsin Öztürk'ün ticari hayatında veya Abdurrahim Güzel'in ticari hayatındaki bir başarı veya başarısızlığı egale edilebilir, iyi olarak algılanır veya kötü olarak algılanır, o orada lokalize edilir. Ama bu bizim gibi şahısta bulunan insanların STK görevlerini almak aslında bir bakıma cesaret, bir bakıma atılım, bir bakıma da sorumluluğu sırtımıza fazlaca almak gibi geliyor. Tabii sizin kadar değilse bile bizim de burada birkaç önemli dernekte hem RİTİK'te Ufağı büyüğü yok bunun. Sorumluluk yani sorumluluk yok. tabii ki tabii hem RİTİP'te görevlerimiz var ve bunun
Her zaman da söylüyoruz, gelişmiş devletlerin başarısının arka planında STK'ların güçlülüğüyle paraleldir diye bunu her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Siz efendim bunu gayet güzel özümlemişsiniz zaten. Ben şöyle not alayım, siz bana teyit eden veyahut da birkaç cümleyle belki katılırsınız. En önemli son dönemde güzel bir görevler icra ettiniz. Pazartesi günde inşallah katılacağız Meksika toplantınıza. Evet. İdmib, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığınız var. Doğrudur. Notlarım olarak Türkiye Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanlığınız var. Doğruysa, Olsun ki yanlışsa. onu bıraktık artık. Öyle mi? Ben o Evet. zaman, ama bunu TİM'in sitesinde gözüküyor halen Evet, bu. Ben yani oradan aldım. yani şimdi Evet. Çin'deki görevleri değiştirince biraz ona bakarak evet. Evet. Türkiye Tanıtım Grubu'nda göreviniz Orada var. görevim var, evet. Evet. İstanbul Ticaret Odası'nda meclis üyeliği göreviniz var. Doğrudur. Bir Türk Mutfağı Derneği Onun de başkanıyım. başkanısınız. Bir de malum meşhur Zülcüder'de de başkan Zülcade vekili başkan göreviniz var. vekili. Tuzi'nin TUSİT zaten olmaz olmazımız. üyesiyim. Onun da üyesiyim. Onu söylemiyorum çünkü sektörümüzün hep beraber içindeyiz. Evet. O olmazsa olmaz. Bunlarla ilgili benim bilmediğim var mı veya bunlarla ilgili efendim birkaç cümle söz Valla söylemek ben ister misiniz Tahsin abi? bahsettiğiniz gibi benim bu yolculuğum Ticaret Odası'ndan başladı. Rahmetli Aydın abim İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteriydi. Yani daha doğrusu Evet. muhasip üyesiydi. Genel Sekreter değil de muhasip üyesiydi yönetimin. O rahmetli olduktan sonra İstanbul Ticaret Odası'nın şeyine ben devam etmeye çalıştım. İstanbul Ticaret Odası'nda komiteye seçildim, meclise seçildim. Ve o dönemde seçildiğim sene de şey oldum. Murat Yalçıntaş başkandı. Ben onun yönetimine seçildim. Başkan vekili oldum. Beraber bir dönem başkan vekili yaptım İstanbul Ticaret Odası'nda. Daha sonra da İbrahim, rahmetli İbrahim arkadaşımız da başkan vekiliydi. O başkanlığa aday oldu. Onunla beraber gelmiştik biz. İhracatçılar olarak gelmiştik. O zaman Evet. İhracatçılar Birliği'nde yönetim kurulundaydım. İhracatçılar olarak geldik. O seçime katılmak istedi. Katıldı ama hakikaten kazanmasında bir zorluk olduğunu bile bile ben ondan geldim diye onunla devam ettim. Murat Yalçındaş bana dedi ki abi sen de istiyorsan orada dur ama sen seçilmeseniz de sen benim yönetime gelebilirsin dedi. Dedim olmasın ayıp olur dedi. Öyle kaldık. Şimdi Meclis İstanbul Ticaret Odası'na devam ediyorum. Yani bu işlerin Nevzat hepsi Yalçındaş Bey'in oğlu değil mi Murat Bey? evet Murat Yalçındaş. Hocamız Sağ da olun. bizim çok özel O da şimdi eğitime devam ediyor İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. evet. Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nin de yönetimine girdikten sonra Çelik İhracatçılar Birliği'ydi. O zaman Oğuz Satıcı başkandı. Ben o zaman oradaki yönetime girmiştim ama Çelik İhracatçılar Birliği, çelikçiler ağırlıklıydı. Hiç başka sektörden kimse yoktu. Ben orada onlara anlattım. Dedim ki bu sırf çelikle olmaz. Bizim sektörlerimiz çok farklı. Burada değişiklikler yapmamız diye. 4 ay sonra beni başkanlığa aldılar. Dediler ki sen bırakıyoruz biz burayı, sen burayı götür. Çelikçiler, demirciler, ben ondan sonra bütün sektörleri içine soktum. Yani İhracatçılar Birliği benim için çok önemli. İhracatçılar Tabii, Birliği tabii. hakikaten Türkiye'nin ihracatına yön verebilen, gücüyle yapılabilecekleriyle güç veren bir sektör. Sonra işte biliyorsunuz TİM Başkan Vekili oldum. Bir Evet. dönem böyle onu götürdük. Son dönemde de TİM Başkanı adaylı olduk ama 4 ayda Evet. kaybettik orayı maalesef. Ama fark etmez yeni gelen arkadaşımız Tabii yapıyor. Önemli olan gönlümüz tabii. TİM'in devam etmesi. TİM de devam ediyor şu anda. Şimdi ben en önemli, en fazla İhracatçılar Birliği'nde görev yapıyorum. Türk Mutfağı Derneği Evet. de geçmiş dönem Turizm Bakanlığı'nın böyle bir dernek olsun arzusuyla bir toplantıya davet edilmiştik. Bir sürü kalabalık bir gruptu. Ben toplantıya da yarım saat geç gitmiştim ama toplantı sonunda derneğin başkanı olarak çıktık oradan. Kurucu olarak. Şu anda Bu işler böyledir. evet. Şu anda Türk adını Evet. almış derneklerin içerisinde nadir. Türk adını biliyorsun Bakanlar Kurulu'nun verdi. Türk Mutfağı. Şimdi birazcık Tabii. sakin vaziyette durduruyoruz derneği. Biraz daha Evet. farklı bir yapıya getirmek üzere. Yani ben bütün sivil Evet. toplum örgütlerinde biraz evvel de söylediğiniz gibi etik davranarak, hakkani davranarak bu görevin çok önemli olduğunu, belli bir yaştan sonra da ülkeye hizmet etmenin önemli olduğu hesabıyla buralarda elimden geldiğince bütün bilgi ve Gayet güzel. becerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ne vaziyette olduğumu sizler daha iyi, yani dışarıdan ne göründüğümü sizler daha iyi tespit
şey yapabilirsiniz, karar verebilirsiniz. Bu şekilde çalışıyorum. Bunun dışında Türk Folklor Kurumu Başkanlığı'nı yaptım 20 sene. Ha, Türkiye, çok evet, güzel. Türkiye Federasyonu, Folklor Federasyonu kuruluşunda bulundum. Adalar Sporları Kulübü'nün 2 dönem yönetim kurulu başkan vekilliğini yaptım. Sporla ve kültürle de ilgili konulardaki şeyim bu. Yani ben biraz çok yönlü bir vatandaş olarak yaşıyorum. Ne Hem kadar güzel, sanat, ne hem kadar kültür, güzel. hem iş dünyasının içerisinde olan bir dünyam var yani. Efendim, bu tabii gerçekten önemli bir sorumluluk. Yani bunu birileri yapacak değil. Yapabilecekleri en güzel yapacakların yapması önem arz ediyor. Bu bir görev. Demin de konuştuğumuz gibi önemli olan bu sorumluluğu en güzel yaparak. Çünkü birazdan şimdi ülkemizin dış dünya ilişkilerine geleceğim efendim. Yani ülkemizin dış dünyadan görünümü çok önemli. Ben işte 15 yıla yakındır buralardayız. Yani Türkiye'deyken farklı düşüncede olabiliyorsunuz. Hatta şunu çok küçük anekdot olarak söylüyorum. Aynı haberi televizyonda burada izliyorsunuz. Uçağa binip 2 saat sonra Türkiye'ye indiğinizde orada izlerken farklı duygularla izleyebiliyorsunuz. Bu psikoloji çok önemli. Çünkü buradaki yurt dışındaki insanların olmazsa olmaz kriteri ülke. Orada ülke ikinci plana gidiyor. Başka argümanlar devreye giriyor. O bakımdan da hemen dış dünyaya geçelim. Tersin abi izninizle. Üçüncü bahsimiz. Şimdi ülkemizin dış dünya ilişkileri ve önemi diye bir başlık almak istedim. Tabii burada doğal olarak ihracatçı ve ithalatçı ilişkileri, siyasi ilişkilerin ticari ilişkilerle bağlantısı veya önceliği, ara ve katma değer ürünler, yerel para birimi, serbest kur rejimi, tur kalite ve e-ticaret diye notlar aldım. Artık yetiştirebildiğimiz kadar. Bayağı. Şimdi evet, yeni dönemi nasıl görüyorsunuz? Zaten bizim şeyimiz de pandemi döneminde kurumsal firmaların önlemleri ve iş potansiyelleri de başlık koymuş bizim ajansımız. Peki yeni dönemi nasıl görüyorsunuz Valla yeni Tahsin dönem, abi? ben hiçbir dönemde ailemizin ve ülkemizin de yaşadıklarını şöyle gözden geçirirseniz 1960'lardan itibaren diyelim. Yani Evet, çok, bizim evet. için çok genç olur. Bugüne kadar geldiğimiz zaman diliminde inanılmaz inişli çıkışlı yıllar ve zaman dilimi ekonomik olarak, siyasi olarak, yani okulumdan bahsediyorum, siyaset olarak. Evin kapısına girmeden sağa sola bakar, çıkmadan bir şey var mı, kafama bir şey gelecek mi diye bekler insanlar. Öyle bir durumdan bugünlere geldik. Şu anda Türkiye sanayicisiyle, çalışanıyla, eğiticisiyle, bütün katmanları elinden gelen her şeyi, kişiler olarak herkes her şeyi yapmaya çalıştı. Bakın bugün Türkiye sanayicisi yapmadığı işi yok neredeyse. Tabii ki yüksek teknoloji oranımızı yükseltemedik ama orta teknoloji ve yükseğe yakın teknolojiler konusunda bugüne kadar çok son derece faydalı çalışmalar yaptık. Arada başka şeyleri atladık. Ara mamulleri atladık. Yani ben seçim konuşmamda ara mamul ithalatını azaltmamız gerekir Notumda var benim, evet. mottosunu kullanıyordum. Yani biz ne bileyim işte bir elektrik ev aletinin motorunu yapmadık. Buzdolabının kompresörünü yapmadık. Biz kapının kilidini yapmadık. Bilmem ufak arabanın tekerleğini yapmadık. Kulbunu yapmadık. İşte bir şeyleri yapmamışız. Yani ucuz olsun da burada yapalım kullanalım diye yapmadık. Şimdi sağlığa bağlamayacağım ama bakıyorsunuz maske yapmamış dünyaya kendine. Yani niye yapılsın tabii maske ama en çabuk Evet. dönebilen ülke biz olabildik. Ne bileyim işte biz Bu vantilatörleri yapabildik en çabuk ama bu şeyden gelmiyor. Yani bu hemen birdenbire magic olmaktan gelmiyor. Biz bir altyapı yıllardır var. evet zorlayarak gelmişiz. Her şeyimizi kendimiz yapmak durumunda kalarak, iş yerlerimizi kurarak. Yani bir altyapımız var. Biz Hindistan değiliz. Mesela şimdi Hindistan Japonların şöyle bir kredisi var şimdi. Diyor ki Çin'deki fabrikalarınızı dünyanın herhangi bir yerine taşıyın. 5 milyar dolar kredi var hazır. Çin'deki fabrikasını al götür. Şimdi Hindistan bir ülke kadar, Avrupa'daki bir ülke kadar, bazı ufak ülkelerin ebatları kadar arsalar bağışlıyor. Japonların fabrikalarını gelip oraya kurmasıyla ilgili. Ama biz o değiliz. Bakın biz şu anda onlarınla beraber üretim yapabilecek biz arsa vermiyoruz. Biz başka şeyler vereceğiz. Gelin bizden iş yapın diyeceğiz. Teknolojiyi transfer yapacağız. Biz farklı bir yerdeyiz. Ben geçtiğimiz sene Mart ayında Chicago'daki fuarda Amerikalılara şunu söyledim. O zaman pandemi falan yok diye. Bir evvelki Mart'tan bahsediyorum.
O zaman onların Çinlerle savaşı başlamıştı, biraz ekonomik savaşı. Dedim ki bakın, ev tipi mutfak eşyaları, fuar. Bak, aynı bir tane getirdim, bir tane Amerikalı. Bu adam dedim ben tanıyorum, 20 senedir burada, bunun satıcısı. Bu mal da 20 seneden aşağı yukarı aynı. Bu dekorasyon da aynı. Çünkü aynı yerden alıyorsunuz, aynı yerlere satıyorsunuz, aynı adamlar satıyor. Bakın bizim standlarımıza bakın. Bak, rengi başka, malı başka. Çünkü fuarda bize iyi yer vermiyorlardı. Birlik olarak konuşuyorum onlarla. Evet, Dedim ya evet, bak, evet. biz sizin B planınızız kardeşim. Biz ülke olarak Amerika'nın B planıyız. Çinlilerden alamadıklarınızı bizden alacaksınız. Ya eşit fiyatları alacaksınız gibi bunları anlattım. Ve bunlar basında da geçti zaten. Yani biz şu anda Türkiye olarak dünyadan görüntümüz şu. Biz şu anda Amerika'nın da dışında dünyanın B planıyız. En B çabuk planıyız. üretime dönebilecek, en çabuk hizmet verebilecek, en çabuk lojistik hizmeti verebilecek, en iyi şartlarda iletişim kurulabilecek, en kolay gelebilecekleri, en rahat yemek yiyebilecekleri, en rahat yatabilecekleri, en sağlıklı ülkelerden bir tanesiyiz. Görüntümüz Aynen. kesinlikle budur. Buna inanırsak dünya da buna inanacak zaten. Ama başka şeyler yok mu? Siyaseten problemli yaşadığımız o kadar çok ülke var ki. Ama şuna inanıyorum. Şu anda siyasi olarak en kötü olduğumuz ülke İsrail. Şu anda bizim sektörün en çok ürün sattığı ülke İsrail. En çok ürün Geçenki sattığı toplantıda ülke beraber Mısır. Evet, rakamlarla evet. söyleyebilirim. Yani Rakamlar %30'da ortada tabii farklı. ki. Ama neticede bizim görevimiz son derece yüksek. Sanayiciler, iş adamları, sivil toplum, Evet. dernekler. Biz dünyada kendi pozitif algımızı arttırmamız lazım. Ki artacaktır. Ki Azalacaktır. artacaktır. Artacaktır. Rusya ile ilişkilerimizi biliyorsun. Uçak düşüyor. Başka bir şey oluyor. Füze alıyoruz. Başka bir şey oluyor. Bilmem. Yani ben biliyorum Rusya'yı ben biraz daha sizden eskiyim Rusya'da. Tabii ki, 1999 tabii ki, Ağustos'unda tabii. Rusya'ya gittik. Bir sevgili arkadaşım Halit Baydar'la beraber ilk gidişimiz orada bir heyetle gitmiştik. Bir fuarla gitmiştik. O Evet. zamandan beri Rusya'yı çok yakinen takip. Atölyeler kurduk. Mağazalar açtık. Tabii, tabii, Kontor tabii. açtık. Biliyoruz Şu bu anda da konuda. imalatımız var orada. Yani Rusya'da kendi kendine başka bir dünya mesela. Başka bir dünya abi, çok güzel ifade ettiniz. Yani bizim şimdiden notumda vardı, size onu hemen cevaplamış oldunuz zaten. Artık ülke olarak bizim ara ve katma değer yüksek ürünler üretmekle yükümlülüğümüz var. Evet. Demin siz Rusya'dan bahsettiniz, biz onu çokça birkaç defa da söylüyoruz. En çok ciddi bir uçak krizi, ciddi bir krizdir. Yani Tabii ki. sebep ne olursa olsun uçak düşmüş. Sonucu, sebebini konuşmayalım. Biz 2,5 ay sonra San Petersburg'daki otomobil üreticileri BİS'ten başvurdular. Biz Türkiye'de yedek parça gelmezse sıkıntı gireriz diye. Şimdi bu bizim Aynen artık bütün dünyaya ara ürün ve katma değer yüksek ürün noktasındaki bizim önemimizi ortaya koyuyor, takdir ederseniz. Tabii bu da aslında bir başka şeyi getiriyor abi aslında. Şimdi son dönemden kastım tabii ki öyle. şey itibariyleydi, bu pandemi sonrası. Mesela bazı gelişmelere bakıyoruz. Gerek uçak krizinde oldu, gerek diğerlerinde oldu, gerek bu dönemde oldu. Genel olarak algılanan şey siyasi ilişkiler, ticari ilişkileri yönlendirir algısı var idi. Ama son gelişmeler, dünyadaki gelişmeler artık ticari ilişkilerin, siyasi ilişkilerin önüne geçme döneminin çoktan geçtiğini gösteriyor. Artık ticaret kendi başına yürümek zorunda. Ticaretin siyaseti olur mu? Olur elbette, ama ticareti yapanın siyasi görüşü olur. Ticaretin siyaseti olmaz. Ticaret bir yapıdır. Yani Üretim bir yapıdır. ülkemize problem yaratmayacak, ülkemizin bir takım hassas olduğu konulara zarar vermeyecek bütün ilişkiler ticareten çözülebilir. Onun haricindekiler tabii Evet, şey evet. olabilir, onları kimse şey yapmaz ama ticaret her Evet. zaman neticede ülkeler arası ilişkilerin sonucu muhakkak bir takım menfaatlere dayanıyor. Yani ticarete dayanıyor bir takım. Yani hesabın sonunda ne olduğunu, nerede ne kavgası yaptığımıza bakın, arkasından ya petrol çıkıyor ya doğal gaz çıkıyor ya başka şeyler. Yani millaki bir mevzuat Zaten çıkıyor. efendim, ticaret zaten malum, ticaretin tanımı ortak paydaların kesiştiği yerdir diye tanımlanır. Evet. Payda yoksa ne Bizlerin görevi yapacaksınız? son derece Evet. yüksek. Yani bizler Evet. sanayiciler olarak, tüccarlar olarak ülke siyasetlerindeki siyasilere bir şeyleri anlatabilme becerisini elde etmemiz lazım. Sorumluluğumuz da var. Efendim Sorumluluğumuz mesela var. son dönemde ticaret biraz hızlanıyor. Fakat ben acizane birkaç veri paylaşmak istiyorum izninizle. Birkaç gün önce Delivery Club Genel Müdürü Güvenç Dönmez böyle bir görüşmemiz olmuştu Moskova'da canlı yayında. Bazı notlar almışım. Mesela çok ilginç gelen rakamlar var Tahsin abi. 1,8 milyar dolarlık ciro,
5,8 ruble, özür dilerim, dolar değil, 5,8 milyar rubleye çıkmış. 9 bin müşteriden 20 bin müşteriye çıkmış. Binde 7'lerden %2,5'lara çıkmış. Şimdi bunlar aslında rakamlar sevindirici gibi geliyor. Ama eğer bunun altyapısı uzun vadeye göre yapılmaz ise e-ticarette acaba sağlıklı sonucu ne kadar alabiliriz? Biraz sıkıntılı gibi geliyor. Yani Ne şimdi dersiniz abi? bu zaman diliminde ben de yaklaşık 3 ay evde kaldım. 2,5 ay evde kaldım. Evet. Tabii biz hani çok e-ticaretten bir şey alıp vermedik ama sürekli bizim eve bir şeyler geldi. Çocuklar sipariş etti, onlar sipariş etti. Yani bizim Evet. jenerasyon olarak da ben uğraşmadım ama görüyorum ki hareket var. Yani bu şekilde artacak. Ama bu zaman diliminde e-ticaretin de şeylerini, eksikliklerini hissetti herkes. Kargolar yetişmedi, Evet. depolar sıkıştı. Dünyada tabii bu işi yapan çok büyük firmalar var ama Türkiye'dekiler daha onlara henüz ulaşmadı. Ben şimdi e-ticaretin vazgeçilemez ve de geri dönülemez olduğunu farkındayım. Fakat şundan dolayı da endişe duyuyorum. Bu kadar da çok Evet. olmaması lazım. Ben e-ticarete alışanların %50'sinin e-ticarette kalacağını, %50'sinin tekrar normal hayata geçeceği Evet. kanaatindeyim. Keşke daha Altyapı. fazlası dönse. Çünkü Evet. ülkelerin ticareti, ülkelerin sosyal yaşamı, ülkelerin istihdamı birazcık da ticaretin hareketiyle alakalı. Yani herkes e-ticaretten alacaksa caddedeki mağazalar ne yapacak? Caddedeki lokantalar ne yapacak? Alışveriş merkezindeki çalışanlar ne olacak? Yani neticede herkes kargocu, herkes depocu olacak hali yok. Yani dolayısıyla muhakkak hayatın devam etmesi lazım. E-ticarete Evet. verilen desteklerin ve teşviklerin de daha itidalli olması lazım. Normal Evet. hayatı, düzenli hayatı da kafasını kopartmayacak oranda olması lazım diye düşünüyorum ben. Kaygılarımı siz de paylaşıyorsunuz değil mi abi? Yani aynı şeyi konuştuk Evet, herhalde. yani Yani bakkal ne olacak yani sonra? yani O işte hani o 3-4 bazen tane kaçağı derler. bakan ne olacak? Onlar henüz... Aynen öyle. Evet. Hani çok yayılır ya sosyal medyada, yolda geçen satan, domates satan hanım teyzemizden mal alın. Onun sorumlulukları çok fazla anlamında. Tabii Evet. ticaret olmalı ama onun da altyapısı. Asıl tehlike altyapısı yürümediği, yine Güveç Bey çok güzel bir şey ifade etti. Eğer siz ulaşımı sağlamazsanız bir esprisi yok onun. Ama ticarete satmış olmak, anlık stokları anlık düzenli hale getirmek gerekiyor. Aksi takdirde bir esprisi yok. Şimdi efendim ben yine vakti 10 dakikamız var. İki Öyle mi? noktaya da kısaca geçeceğim. Maalesef Ben de hızlı çok uzun gidiyor. olacak zannettim. Çabuk geçti. Evet, güzel olunca zahmet. Şimdi efendim ülkemizin birçok ülkeyle ben tabii Rusya'da olduğum için Rusya'yı örnek olarak ama birçok ülkede böyle yerel para birimiyle ticaret. Bu özellikle Rusya'yla iki cumhurbaşkanının özel olarak planladığı ve planladığı demeyeyim hedef olarak koydukları hatta protokollerle bağlantı haline gelen yerel para birimiyle ticaret. Ben bir bilgi arz edeyim. Bu ilk çıktığı günde hatta bankacı arkadaşlar da söyler. Ya ilk yapan siz oldunuz demişlerdi. Ben buna 3 yıldır, 2,5 yıldır başladım Tahsin abi. Bu enteresan. Ruble Ben senden ticaret. biraz bilgi alayım. Bu konuyu hem az biliyorum hem de Estağfurullah. inanmıyorum. Bir bakalım. Ben şu anda 2 yıldır %70 oranında ruble ticareti yapıyorum. İhracatımı ruble getiriyorum. Türkiye'den ihracatımı ruble olarak çıkış yapıyorum. Buradan oraya ruble gönderiyorum Türkiye'ye. Ve emin olun bu şu getiriyor. Ben onu sizin bilginizi soracaktım. Siz bana sordunuz. Şimdi şöyle Tahsin abi birçok yönden avantajlı bu. Bir kere dört aşamalı dövizden kurtuluyorsunuz. Rubleyi dövize çevir, dolar diyelim. Türkiye'ye dolar gönder, dolardan TL'ye geç. Şu iki tanesini kaldırıyorsunuz. İki tane kalıyor. Buradan ruble gönderiyorsunuz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası öyle bir kur noktası getirdi ki dövizden rubleye, dövizden TL'ye dönmekle rubleden TL'ye dönmek daha avantajlı hale geldi. Yani tabii Kur o avant paralar arasında yani ülke paralarının tabii tipine göre değişiyor. anlaşma tabii anlaşma yapıldı. Birçok ülkede de öyle olduğunu bankacılarımız Yani söylüyorlar abi. dolar reytiyle ruble dolar reyti birbirine paralel hareket eder bir şekilde mi? Hareket ediyor ama küçük fark da olsa ruble TL olarak daha avantajlı oluyor. Bir Enteresan. kere onun da ötesine geçelim. Para transferinde Swift'i,
Avrupa üzerinden, Amerika üzerinden transferler. Bir kere Swift kodu olarak Rusya Federasyonu'nu aldı. Tabii yani bunun şeyi dolar kullanımını daha Yani azaltabilmek mantığı. Bu birçok açıdan rahatlık getiriyor. Ve en önemlisi de bu ülkede yaşayan, ticareti yapan insanların kafalarındaki, bizim hep kafamızda o var. Bu kaç lira 500 ruble, kaç dolar yapar, kaç TL yapar. Hep oraya çalışıyor beynimiz. Oysa ki kaç ruble, kaç TL yapara çalışsak olayı bitiriyoruz. Psikolojik olarak bir defa ara dövize mahkumiyeti kaldırıyor. Kaç tane ruble kaç TL yapıyor? Yani bir ruble kaç TL? 10.7. 10.70 küsür. 10.70 ruble 1 TL yapıyor. 11 lira çıkıyor. 10.5 arası. Yani değişiyor tabii. Aynen şey gibi yani kur anlamında abi. 10.70. 10.7 ruble. Evet. Dün 10.77 idi. 11 oluyor. 10.5 oluyor filan filan. Tabii o da güne geçmiş oluyor. Ben asıl soracağım. Tabii bu bilgileri sormanın, bilgi vermenin dışında başka bir konu daha var. Yani aslında hedeflerimizde hani bu ara dövize mahkumiyeti kaldırıyor. Evet tabii. Bir de bu ülkede en önemlisi psikolojisi. Oradaki 3-5 kuruş karınız, kur karınız yok. Önemli değil. Çok büyük rahatlığınız oynanabilir yani. Rahatlığınız var ve ruble transferim Türkiye'ye çok daha çabuk gidiyor. Anında gidiyor. Banka hemen onu DAB olarak çeviriyor, TL'ye çeviriyor. Daha avantajlı bir hale geliyor. Asıl şeyin arka planında efendim psikolojik olarak bunu rahatlatıyorsunuz. En önemli tarafı bu. Hani dövize mahkumiyet, dövize kendi bağımlılığımızla gidiyor. Esas olan dövize bağımlılığı ne kadar azaltırsanız, bakın bu ülkede kendi hesaplarınızın arasında bile döviz transferi yapamazsınız. Döviz havalesi söz konusu değil. Ama Türkiye'de ben birçok bildiğiniz firmalar, işte benim ürünüm euro, bana euro havale yap. Ya kardeşim TL kurumdan euro havale yapayım. Olmaz, bana euro havale yap. İlla bir Swift operasyonu yapılacak. Ya yani böyle buradan geri doğru gitmek lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz abi? Yani genel anlamda dövizden bir... Buyurun. Ben TL kullanım oranının Türkiye'de %10'lara geldiğini biliyorum. Sayın Bakanımızın bir açıklamasında dinlemiştim. Giderek evet. De artıyor. Fakat bu konuda bazı handikaplar anlattı bana bir ihracatçımız. O da mutfak eşyası sektöründe. Avrupa'ya yaptıklarında bazı sorunlar evet. vardı. Bunları ben öğrenip sizinle telefonla konuşabilirim. Ama ben de gelişmesinden tarafım. Çünkü hakikaten memnuniyetle. Dövize bağımlılık ortadan kaldıran, Türkiye'nin de bir takım hareketlerinin kontrol edilmesini ortadan kaldıran bir şey, enstrüman. Bunu değerlendirmek lazım, bunu anlatmak bunu lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Hükümetimiz evet. de bunu destekliyor zaten, böyle yapmamızı destekliyor. Tabii. Yasaklı olduğumuz, yani, ülkeleriyle ilan ticareti bununla yapmanın doğru olduğu, yani şimdi doğru. Belki öyle olacak. Evet, çünkü başka evet, türlü efendim. Oradan dönüp gidiyor. Hep oradan dönüp gidiyor. Dolayısıyla başka türlü kontrol tabii, yani, ediliyorum. Direkt bypass yapma şansı evet, doğuyor evet, efendim. Doğru. Yani bakmak aracı lazım. Şey değil. Yani ben size neyse sorayım. Uzun bunu. Rusya'da ne oluyor? Ben size sorayım. Rus ne vaziyette? Rusya'da bizim sektörün, ben 1999 yılında geldiğimde şu anda imalatçıların hiçbir tanesi yoktu. O büyük büyük satın alıcıların hepsini 5-10'ar kişisi çalışıyordu. Bize Evet. bir fabrikayı önermişlerdi. Uçak parçaları yapan devasa bir fabrika kiraladık. Biz imalata başladık. Moskova'nın göbeğinde imalata başlamıştık. Şimdi ama tabii Evet, orada da biliyorum. çok iyi üreticiler oldu. Çok büyük firmalar Evet. oluştu. Nedir bizim Türk mallarının Rusya'daki görüntüsü? Sektör mü, genel mi? Bizim sektörün. Sektör. Evet. Şimdi ben size ben tam sektöre... Evet tabii sağ olun abi, teşekkür ederim. Şu anda ben de tam son bölüm evet. sektöre gelmiştim. Şimdi sektör olarak Rusya'ya baktığımızda son 5 dakika artık o zaman Rusya ve sektörü ayırmış olalım abi. Öyle olsun. Şimdi sektör olarak bir kere daha önce de ifade edildiği zaman zaman konuştuk efendim. Gelirinin çok büyük bir oranını, ki bu bazen abartılı rakamlarla %85'lerden ifade ediliyor. Tüketime harcayan bir toplumdan bahsediliyor. Burada bu son pandemiye kadar evde yemek yapma epeyce az boyuttaydı. Hep yani genellikle yeme hep içme. Dışarıda yerlerdi. Çünkü doğru. Evet, hep dışarı. Evleri ufaktı, bilmem neydi. Evet, evet. Aynen yine o devam ediyor. Ben onun çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Kısa vadede yine aynı noktaya geleceği kanaatindeyim.
Bu alışkanlık kolay kolay gitmez abi. Bitmez. Yani biz bir de balık hafızalı toplumuz, doğu toplumu olarak hemencik unutuveriyoruz. Bir Yani dakikada 3-5 ay. İstanbul'umuz, yani Türkiye döndü zaten eski günlerine bir 10 Ya günde yani. abi burası da öyle. Biz 14 Haziran'a kadar karantina var dediler. 9 itibariyle her şey serbeste çıktı. Şu anda rakamlar da çok gerçekten önemli. Hala 8-9 binlerde vaka günlük. 150'lerde ölüm 8-9 bin. sayısı var. Evet ve günlük vaka 8 bin 9 bin arası gidiyor geliyor İstanbul'da Rusya bine genelinde. geldi, biz korkuyoruz. Türkiye'de. Türkiye'de daha doğrusu. Moskova'da da 2500-3000'lerde vaka Evet, günlük. Türkiye'de bine geldik yani biz. Evet, Türkiye'de bine geldi. Şimdi böyle bir durum var. Tabii mutfak sektörü burada önemli bir yapı. Ama şu bir gerçek ki siz de bunu biliyorsunuz. Rusya'da bütün dünya burada. Yani en önemli tarafı o. Demin o noktamdaki bir notumdaki kısım oydu. Yine vakti açısından diyorum. İhracatçı ithalatçı ilişkisi artık sosyal ilişkidir diye altını çiziyoruz. Bu artık sosyal ilişki. Oradan malı gönderdim. GÇB'yi doldurdum. Bu dönem bitti. Bütün dünya burada var. Bütün dünyanın burada yeri var, yurdu var. Alıcıyla artık bir Satıcısı var. bütünlük arz ediyor. Tabii Deposu var. biz tabii sizden sonra ama biz de burada üretimi epeyce geliştirdik. Biz Moskova'da yerimiz. Şu Evet. anda oradayım ben. Hem Öğrendim. Çok iyi. imalat aynı yakın bizim. Aynı baza içerisindeyim. İmalatı geliştirmek zorunda kaldık. Siz de bunu ilk defa yapanlardansınız. Çünkü çok önemli. Yani bu başka türlü olmuyor burada. Yani ancak bunu buradan Tabii yürütmek tabii. durumundasınız. Çünkü maliyet, rekabet, bütün bunlar şey. Tabii mutfak sektörü burada ciddi bir pazar payına sahip. Yıllık 2,5 milyar dolarlardan bahsediliyor. Ama tabii Türk mutfak sektörü ne kadarını bunun elde etti derseniz yüzde maalesef %3'lerde, %2'lerde bile totalde %5'lere ulaşabilirsek ne mutlu bize. Yani yolumuz çok Tahsin abi diyorum. Valla Tabii yüzde bunları 2,5 dediğin 400-500 milyon yapar. evet onu yapmak zorundayız. Bir Yani milyona bir böyle bir sektör ticaretimiz var mı sence orayla? yani totalde eğer ham maddeyi de katarsanız sektör olarak. Çünkü buraya ciddi anlamda saç geliyor, profil geliyor. O anlamda bu rakamlara doğru bir total çıkacağını Bir düşünebiliyorum. dahaki hafta Rusya Ticaret Edecesi'yle yapalım toplantıyı. Abi çok iyi olur. Ben geçen gün beraberdim 2 gün önce. Arayayım onu ben. Kendilerine de bahsettim. Birlikte de bir üçlü dörtlü yapabiliriz. Çok daha Yapabiliriz. tek gündem Rusya'yı konuşabiliriz. Şimdi Sizle ilaveten